İyi günler çocuklar. Ben Motraç Riyazi İlköğretim Okulu 3. 5 sınıf öğretmeni Gülay Kırkul. Dersimiz Türkçe, konu yazılı anlatım, yaşadığımız bir olayı yazalım. Türkçe 3 ders kitaplarınızdan sayfa 179'dan beni takip edebilirsiniz. Neler yapacağız bugün? Bu dersimizde yaşadığımız bir olayı yazıya geçireceğiz. Bu konuyla ilgili metin okuyacağız ve yazı kurallarını tekrarlamış olacağız. İlk önce örnek bir metinimiz var. Okuyalım. Hiç unutamadığım korku. Sabah erken kalktık. Küçük kardeşimle bakkaldan ekmek, süt almaya gidiyorduk. Yollar ıssız, gürültüsüz. Kardeşimle hem konuşuyor hem de gülüyoruz. Yan yoldan bir köpek hemen karşımıza çıkıverdi. Bize doğru gelmeye başladı. Eyvah! Köpek bize geliyor. Kardeşim hemen bana sarıldı. Korkudan arkama çıktı. Korkudan ne yapacağını bilmiyordu. Ben de korktum ama kardeşimi korumaya çalıştım. Köpek kuyruğunu o yana bu yana sallayarak bize doğru geliyordu. Bayağı yaklaştı. Ne yapabilirdim ki? Hoşt, hoşt bağırdım. Ayağımı yere bastım. Köpek durdu. Bize bakıyor, durmadan kuyruğunu sallıyor. Tam bu sırada yan boğazdan bir adam geldi bize. Korkmayın yavrularım, korkmayın. Bak kuyruğunu sallıyor. Sizinle arkadaş olmak istiyor. Bu sizi ısırmaz, dedi. Adam yanımıza yaklaştı. Köpek de eteğimi koklamaya, ayaklarıma sürünmeye başladı. Biraz rahatladım. Kardeşim hala korkuyordu. Yürümeye başladık. Köpek arkamızdan geliyor. Bakkala girdik. O dışarıda bekliyor. Çıktığımızda yine arkamıza gelmeye başladı. Ben de ekmekten bir parça kopararak köpeğe attım. O ekmeği yiyene kadar epeyce uzaklaştık. Oh, çok şükür kurtulduk, dedim. Bu korkuyu gün bugün unutamadım diye yazmış Yudum Koçbaşlı arkadaşımız. Aslında bugün sizler de birer yazılı anlatım yapacaktınız. Eğer sınıfımızda olsaydık ilk önce sözlü anlatımını, ondan sonra da bunu yazıya geçirecektik. Ancak sınıflarımızda olmadığımıza göre yazılı olarak defterimizde işleyeceğiz. Peki, örneğe bakarak yazılı anlatım yapacağız ama yazılı anlatımında bazı kuralları vardır. Bakalım yazılı anlatımda dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Başınızdan geçen bir olayı kafanızda belirleyin. İlk önce neyi yazıya geçireceksiniz onu kafanızda belirleyeceksiniz. Başlığın sayfasını üst orta yerine yazınız. Yazının başlığına büyük harfle başlayınız. Başlık birkaç sözcükten oluşmuşsa her sözcüğün ilk harfini büyük harfle yazınız. Başlık ile yazının arasında bir satır, bir sıra ya da bir sıra boş bırakınız. Yazınızın ilk sırasını 2 santim kadar içeriden başlayınız. Böylelikle yeni sırayı belirtmiş olursunuz. Yazacağınız konudaki tümceleri özlü, kısa ve okunaklı yazınız. Yazınızı bir defa okuyunuz, yanlışlıklarınız varsa düzeltiniz. Tümcelerin sonuna da uygun noktalama işaretleri koymayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar.